Bu şeytanın tüyler ürperten bir hayat hikayesi var. Şeytan yaratılmış, tüyler ürpertici hadiseler başından geçmiş. Bu arada şeytan demişken onun asıl adı iblistir. Şeytan aslında onun sıfatıdır. Ama böyle biz kullanım sıklığından şeytanı da isim gibi kullanmaya başlamışız. Hani galat meşhur lugat fasihten evladır derler ya. Hani kullanımı asıl manasının önüne geçmiş. Daha sonra kendi yaratılış ham maddesini İnsan ikinden üstün sayaraktan itaat etmemiş, secde etmemiş, daha sonra yoldan çıkmış bozulmuş. Ve diğer fıtratı bozulanlar gibi başkalarını da bozmaya çalışmış. Şimdi hikaye buradan başlıyor. Şeytan bozuk ve sürekli birilerini yoldan çıkarmaya çalışmış. İnsan iblisin ayet hikayesini okuyunca şunu soruyor. İyi de Ya Rab senin rahmetin sonsuz, engin. Senin hem Kur'an kitabından biz bunu biliyoruz, hem de cisimleşmiş kitabın olan kitab-ı kebir-i kainattan, senin engin rahmetini görüyoruz. Bir arkadaşımız bile bir ekmeği getirirken üşenir. Ama sen o buğdayları bizim için rahmet hazinelerinden serersin. Senin ne kadar rahmetli olduğunu, rahmetinin engin ve sonsuz olduğunu biliyoruz. İyi de ya Rab bu kadar sonsuz rahmette bizi yoldan çıkaran hatta sonsuz cehennemimize sebep olan şeytanı neden yarattın? Yani herkes acaba direkt cennetlik olsa olmaz mıydı diye insanın aklına soru geliyor değil mi? Mesela ayette de geçiyor. Ahsene külli şeyin halaka. Yani her yarattığı ahsen, en güzeldir. Şimdi madem her yarattığı en güzeldir, hayırdır yani. Yahu arkadaş bu şeytanın yaratılması da mı hayırdır? Şimdi Kur'an'da defalarca birçok yerde aman şeytana dikkat edin diye ikazlar var. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Ya Rab sen bu ikazları bize vereceğine e bu şeytanı direkt yaratmasaydın ya da yaratıldığı gibi öldürseydin veyahut Hazreti Adem'e secde ettirseydin de bizim birçoklarımızın Cehennemine sebep olmasaydı acaba olmaz mıydı? Bugünkü dersin en temel sorusunu ben sorayım. Soru şu. Şeytan olmasaydı herkes cennetlik olur muydu? Olur muydu Mehmet? Neden olmazdı? Fark meleklerle. Hmm, meleklerle fark kalmaz diyorsun. Başka? Sen söyle Mehmet. Şeytan olmasa herkes cennetlik olur muydu? Olmaz herhalde. Bak şeyi de hesapla. Hazreti Adem cennetteydi. Allah Azze ve Celle cennetten onu dünyaya getirdi öyle değil mi? E kalsaydık orada hiç şeytan meytan uğraşmasaydık olmaz mıydı? Fatih abi sende var mı bir cevap? Abi şeytan olmayınca yani imtihan da olmayacağı için. Evet. Bence herkes cennette olurdu gibi geliyor bana. Herkes cennette olurdu gibi geliyor. Şimdi abi tam cevap ne Şeytan olmasaydı cennet olmazdı. Allah Allah ne demek o ya? Şimdi düşünün bizim lezzet alabilecek kabiliyetlerimiz olmasaydı. Bu kabiliyetlerinin karşılığının olmasının bir anlamı var mıydı? Şimdi kör görmüyor, sağır duymuyor. Dilsiz lezzet almıyor bir adamı dünyanın en güzel sarayına koy. En güzel kokular orada ama burun yok. En güzel manzaralar orada, göz yok. En güzel lezzetler orada, dil yok. Böyle bir adamın böyle bir sarayda olmasının anlamı var mı? Anlamı yok. Demek ki şeytan olmasaydı cennet olmazdı ne demek biliyor musunuz? Belki bir cennet olsa bile insanların o cennetten lezzet alabilecek kabiliyetleri olmayacaktı. Şimdi mesela bizim Çocukluktan beri girdiğimiz imtihanlar var. İlkokuldan ortaokula geçiş için kaç tane sınava girmişizdir? Bu imtihanlara şeytan gibi düşünelim, olur mu? Şimdi bütün imtihanlar kalktı diyelim. Ben ilkokuldan ortaokula direkt sorgusuz sualsiz geçtim mi? Geçtim. Hiç sınav, yazılı, yoklama hiçbirisi yok. Ortaokuldan liseye geçtim mi? Geçtim. Liseden üniversiteye geçtim mi? Oraya da geçtim. Peki ilkokulu bile bitirebilecek kabiliyeti olmayan insanların üniversitede olması, orayı üniversite yapar mı? yapmaz. Düşsene bak üniversiteye gidiyorsun. Ama üniversitede okuma ve yazmayı bilmeyen insanlar var. O üniversitenin bir kıymeti kalır mı? Kalmaz. Yani insanların üniversitede olması orayı üniversite yapmayacağı gibi lezzet alabileceği kabiliyetlerinin, yani manevi organlarının, yani latifelerinin gelişmemiş bir insanın da direkt cennette olması orayı cennet yapmaz. Benim tıp fakültesinde olmam şeyhmuz beni doktor yapmayacağı gibi. Çünkü minimum 6 yıllık kabiliyet gelişimi gerekiyor değil mi? Daha altyapısı da var. Benim tıp fakültesinde olmam beni doktor yapmayacağı gibi o ilkokulu bitiremeyecek olan insanları toplayıp üniversiteye koymamız da orayı üniversite yapmaz. Bizim sonsuzdan lezzet alacak cihazlarımız gelişmeden bizlerin cennete koyulması da orayı cennet yapmaz. İşte bizim bu kabiliyetlerimizin gelişmesinin temel sebebi şeytanın sürekli bize musallat olmasıdır. Yani demek ki Allah Azze ve Celle bizi cennetten çıkarmış Adem babamızı ve dünyaya koymuş ki bizim cennetten lezzet alabilecek kabiliyetlerimiz gelişsin. O gelişenleri de kendisine sonsuz muhatap alıp cennete tekrar geri koysun. Başta şunu söyledik değil mi? Şeytan birçoklarının da cehennemine vesile oluyor dedik değil mi? Şimdi baktığında başta kömürle elmasın ham maddesi aynı mı? Aynı. Aynı karbon sayılarından oluşturulmuş. Daha sonra ne oluyor biliyor musun? O kömürlerin her birisine çok yüksek ısıda bir ateş veriyorlar. Ateş verildikten sonra kömürlerin bazısı duman oluyor, kül oluyor. Bazısı da elmas oluyor, kul oluyor. Allah Allah. Şimdi biz oradaki manzaraya üzülsek desek ki yahu siz bu ateşi bu kömürlere verdiniz ama kaç ton kömür zayi oldu desek, üzülsek mantıklı bir üzülüş olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü ortaya çıkan bir avuç elmas yanan tonlarca kömürün çok üstündedir. Nasıl bu ayrımı ateş araya girince sağlıyorsa insanların da aynı karbon yapısındaki kabiliyetlerden kiminin sobaya kömür olmasını, kiminin vitrine elmas olmasını sağlayan ateşin adı şeytan ateşidir. Allah Allah. Bak bak kabiliyetler nasıl ortaya çıkıyor? Şimdi demek ki maksat elmasları ayırmaksa o kadar kömürün o ateşle yanması zayi olmaz diyeceğimiz gibi yeryüzüne gelişimizdeki maksat insanların kabiliyetinin gelişip cennetten o sonsuz lezzetleri almaksa şeytan ateşiyle birçoklarının kömür bir kısımlarının da elmas olması zayi olmaz. Çünkü bir avuç elmasla tonlarca kömür alınabilir. Demek ki şeytan olmasa cennet ehli ortaya çıkmayacak. Şimdi aynı suali risale Nur'da da sormuşlar. Ben aynı meseleyi birkaç kez daha anlatacağım bugün. Çünkü çok önemli bir altyapı istiyor. Çoklarının iman noktasından, iman dairesinden çıkmasına sebep olan sorular bunlar. Mesela çokları demiş ki Hz. Adem'in günahını, vebalini biz niye çekmişiz demişler. Allah Allah. Yani o cennetten bir zelle ile değil mi? Peygamberlerde kusur günah olmaz değil mi? Onlarda zelle olur bir ile cennetten çıkarılmış, şeytan da bize musallat olmuş. E musallat olunca birçoklarımız bu sefer cehenneme gitmişiz. Cennette kalsak olmaz mıydı diye Risale bir yerde sormuşlar. Bir suali ufak okuyayım. Hazreti Adem'in aleyhisselam cennetten ihracı ve bir kısım beni Adem'in cehenneme ithali dahil olması ne hikmete mebnidir? Sadece bir cümle okuyacağım. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılmasının hikmeti nedir biliyor musunuz? Hikmeti tavziftir. Yani Hazreti Adem'in vazifeli olmasıdır. Bak şimdi bak. Şu örneği anladınız mı? Bugün bu dersi biz bitiririz. Şimdi benim şurada bir çuval tohum olsa. Mus tohumu, incir tohumu, elma tohumu, armut tohumu. Ben de bu tohumları çiftçiyim. Aldım toprağa saçtım böyle. Tohumların bir kısmı ağaç olup bana ciddi tonlarca meyve verecek mi? Verecek. Peki tohumların başka bir kısmı da ya gübre olacak ya da ne olacak? Bir tavuğun gıdası olacak, bir böceğin gıdası olup gidecek. Şimdi orada toprağın altına giden tohum suyu alır almaz neyin mücadelesini veriyor? Çürümemenin mücadelesini veriyor. Böcekle mücadele ediyor. Çürümemekle mücadele ediyor ve içindeki ruhunda yazılı olan güzellikler yani tonlarca meyveler, fıstıklar, elmalar, armutlar ortaya çıkıyor. Bazıları da bu mücadelede dayanamıyor. Ne oluyor bu sefer? Gübre haline dönüşüyor değil mi? Şimdi biz çiftçiye desek ki, ya çiftçi bey, bak bu kadar tohumun en az yarısı belki yazık oldu, mahvoldu. Sen bu tohumları toprağa atmasaydın olmaz mıydı? Çiftçi bize ne der biliyor musun? Kardeşim sen bu tohumların içinde yatan programı bilmiyorsun. Bak şu tohumun içerisinde bir ton incir yatıyor. Bak şu tohumun içerisinde bir ton elma yatıyor. Bak bu tohumun içerisinde bir ton muz yatıyor bunların ortaya çıkmaması için, bir kısım tohumların mahvolup perişan olmaması için ben hiçbir tohumu toprağa atmasaydım tohumların tamamı perişan olacaktı. Yani o tohumlar toprağa atılmadı, ağaç olmadıktan sonra ha toprakta kalmış, ha poşetin içerisinde kalmış. Bir farkı var mı? Bir farkı yok. Demek ki bir tohumun kabiliyetlerinin ortaya çıkabilmesi için içindeki ruh programındaki o güzelliklerin ortaya çıkarabilmesi için o tohumun toprakla buluşması lazım. Toprakla buluştuktan sonra bir kısmı güzel meyvedar ağaçlar olurken bir kısmı da ne olacak? Gübre olacak. Ama biz ya bu tohumların bir kısmı toprağın altında gübre olmasın diye tohumların hiçbirisini toprağa atmazsak bütün tohumlar gübre gibi o kavanozun poşetin içinde kalıp yazık olacak. Öyle değil mi? İşte insanlık tohumları, tohum olarak kalmasın, içindeki güzellikler ortaya çıksın diye Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i cennetten aldığı dünyanın toprağına ekti. Niye ekti? İnsanların içerisindeki güzellikler ortaya çıksın diye. Allah Allah. Bakın o bir poşet az önce tohum dedim ya. Misalen söylüyorum bir poşet tohum belki 100 liradır. Ama o tohumun sadece biri ağaç olsa, ve o ağaçtan ben tonlarca muz alsam belki milyarlar alacağım. Yani onun karşılığında poşet poşet tohum alacağım. Şimdi biri dese ki yahu arkadaş bu tohumların bir avucu bir kısmı toprak altında gübre olacak elleme dese ben bu sefer o meyveden de olacağım. Birileri dese ki yahu bizi dünyaya göndermeseydi, dünya toprağına ekmeseydi, şeytan da bize musallat olmasaydı, hepimiz orada tohum kalsaydık deseydi insanlığın hiçbirinin Cennetten lezzet alabilecek kabiliyetleri gelişmeyecekti ve gelişmeyeceğinden biz cennette bile olsak orası cennet olmayacaktı. Ne gibi kör, sağır, dilsiz bir adamın dünyanın en güzel sarayında olup lezzet alamaması gibi kabiliyetleri gelişmeyen bir insan da demek ki cennetten lezzet alamayacaktı, değil mi? Şimdi demek ki bizim dünyaya gönderilme sebebimiz ya Allah Azze ve Celle birini cennete birini cehenneme alsından ziyade bizim kabiliyetlerimiz gelişip Allah'ın esmasına muhatap olmak içinmiş. Ve bunun için nasıl tohum toprağa atılıp su onunla buluşuyor, biz de dünya toprağına atılıp şeytan bizimle buluşturuluyor. O kabiliyetlerimiz gelişsin diye. Biliyor musunuz birçok evliyanın evliya olma sebebi nedir? Şeytanın kuvvetli olmasıdır. Yani birçok evliyanın o kabiliyette, o kuvvette olmasında ona hocalığı kim yapmış? Şeytan yapmıştır. Yani senin şer dediğin şeytan bugün birçok evliyanın gelişmesinin temel sebebidir. Niye biliyor musun? Çünkü rakip olmazsa müsabakada yok demektir. Şimdi Mike Tyson neden Mike Tyson? Bir rakiplerine bakar mısınız? Ağır siklet boks şampiyonları mesela. Evander Holyfield olmasaydı Mike Tyson sürekli bu odadaki insanlarla dövüşseydi. Bir yumruğu 1.8 ton. Düşünebiliyor musun bak? Kurban bayramında vursa danayı devirir yani. Mike Tyson, Evander Holyfoot gibi böyle adamlarla dövüşmeseydi, bizlerle dövüşseydi. Acaba adı namı bu kadar olabilir miydi? Mümkün değil değil mi? Şimdi bir futbol kulübüne kuradan çat diye Barcelona çıksa bu adam sevinir mi üzülür mü? Sevinir. Çünkü senin Barcelona'da kaybetmen bile para kazanman demek. Doğru mu Hasan? Sen futboldan anlıyorsun değil mi? Peki ben şu mahallede her gün birilerini yasam, ne para kazanması? Her gün bir de günlük top parası veririm, ayakkabı parası veririm, para kaybederim. Demek ki müsabakada kuvvetli olmak için rakibin de kuvvetli olması gerekiyor. Bugün Mike Tyson'ın Mike Tyson yapan Ivan Holyfield'tır. Barcelona'yı Barcelona yapan Real Madrid'tir. Evliyalar evliya yapan şeytanın ta kendisidir. Şimdi o evliya bu dünyada evliyaysa ahirette cennette alabileceği lezzet kabiliyetini düşünebiliyor musun? Yani göze hepimizden daha fazla gelişecek, görmekten daha ciddi bir lezzet alacak. Kulağa hepimizden daha fazla gelişecek, duymaktan daha ciddi bir lezzet alacak. Dili hepimizden daha fazla gelişecek, tatmaktan daha ciddi bir lezzet alacak. Allah Allah. Bismihi Sübhanehu. 12. mektup. İkinci sualiniz. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş. Hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. Allah Allah bak çokları bu sorudan gitmiş. Ne soruyorlar anlıyor musun? Ya bu şeytanın yaratılması şerdir. Sen bu şeytanı yaratıp neden bizim cehenneme gitmemize vesile oluyorsun? Bak birçokları ne yapmış biliyor musunuz? Demek ki demişler haşa Allah'ın her efali hayır değil demişler. Buradan sapkınlığa düşmüşler. Başkaları da Allah'a şerri yakıştıramamış. Şöyle demişler demek ki hayrı Allah yaratıyor şerri de şeytan yaratıyor demişler. Allah Allah. Birçokları bu noktada sapkınlığa düşmüş. Şimdi mesela bir tane bıçak üreticisi düşünün. Bu bıçak üretim fabrikaları sizce insanlığın hayrı için mi uğraşıyor, şerri için mi? Hayrı için evinde yemeğini, etini, salatasını doğrasın diye. Ama bazen kötü niyetli bir adam geliyor, hayır için üretilen bıçağı alıyor, bir insan öldürüyor. Şimdi siz hiç böyle bir davada bıçak fabrikasına dava açıldığını duydunuz mu? Duymadınız. Niye? Çünkü orada külli bir hayır var. Bıçak üretmek külli bir hayırdır. Ama bir tane kötü niyetli adam gelmiş, o külli hayrı almış, kötü niyetle kullanmış. Nasıl bıçağın üretilmesi şer değildir. Kullanılması şerdir. Aynen öyle de. Şeytanın da yaratılması şer değildir. Şeytanın kullanılması şerdir. Demek şeytanı yarattığından dolayı haşa Allah'a şer işlemiş denilebilir mi? Asla denilemez. Buyurun devam edelim. El cevap haşa halkı şer, şer değil belki. Kes bir şer şerdir. Ya bu cümle inanılmaz bu cümle ya. Ne diyor biliyor musunuz? Şerrin yaratılması şer değildir. Şerrin kullanılması şerdir. Bıçağın icat edilmesi şer değildir. Bıçağın kullanılması şerdir. Ateşin üretilip insanlara dağıtılması şer değildir. Birçokları yemeğini pişiriyor onunla değil mi? Ateşin kullanılması şerdir. Allah Allah. Şimdi mesela ben matematik öğretmeniyim. Ben imtihan gereği. Melih abi. Beş şıklı bir teste dört tane yanlış şıkkı koyarsam şer mi işlemiş olurum? Hayır. O şıklar içerisine yanlışı koymam yanlış değildir. Bir öğrencinin doğru şık varken yanlış şıkkı tercih etmesi yanlıştır. Yani burada öğretmen yanlışları oraya koyarak yanlış yapmadı. Öğrenci çalışmadı ve yanlışı seçerek kendisi yanlış yaptı. Demek ki şeytanın yaratılması yanlış ve şer değildir. Birçok evliyalar onun sayesinde evliya olmuş. Bizler eğer cennete girebilirsek o mücadeleden dolayı cennete girebileceğiz. E o zaman ne bu? Bu kadar insanlar da cehenneme gidiyor. Demek ki onlar kendi iradeleriyle şeytanı kullandıklarından dolayı şer işlemiş oluyorlar. Buyurun devam edelim. Çünkü halk ve icat bütün netayice bakar. Kesp hususu bir mübaşeret olduğu için hususu netayice bakar. Yaratması çok geniş bir manadır. İnsanların cenneti o geniş mana içindedir. Ama kullanılması dar bir manadır. Şerri işleyenler o dar manaya bakmaktadır. Evet. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Suyu ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Şimdi ben mahsulümü toplamışım. Bahçede de açık unutmuşum. Allah Azze ve Celle de yağmuru göndermiş. Şimdi benim mahsulde de ıslanmış, mahvolmuş, perişan olmuş. Ben diyebilir miyim ya bu yağmurun yağması, mahsulün ıslanması da ne kadar kötü bir olay. Şimdi zaten yağmur yağmasa ileride ıslanacak, mahsul de hiç kimse de kalmayacak. Burada kötülük kime ait o zaman? Mahsulünü tedbir ile ıslanmasın diye garantiyi almayan da kötülük. Anlatabildim mi? Buyurun devam edelim. Belki suyu ihtiyarıyla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Mahsur ıslandı bir şer var ortada. Zayi oldu. O şer yağmuru yağdırana ait değildir. Mahsulüne dikkat etmeyene aittir. Yani yağmuru kötü kullanana aittir. Yağmuru yaratan ve yağdırana ait değildir. Hem ateşin halkında çok faydalar var. Yağmurdan ateşe geçti, birazdan ateşten de şeytana geçecek. Şimdi bu ateşin yaratılmasındaki hayırlar nedir? Yahu biz her gün bunları tadıyoruz. Kebaplar, cigerler, tantuniler öyle değil mi? Şimdi baksan ateş olmasa yemek pişmez. Ateş olmasa sanayi olmaz. Sanayideki ocaklar demiri, bakırı altını neyle pişiriyor? Ateşle pişiriyor. Demek ki Allah Azze ve Celle ateşi biz birbirimizi ve elimizi yakalım diye yaratmadı. Ateşi hapsedelim ve hapsedilmiş ocakta yemeğimizi, madenimizi pişirelim diye yaratmış. Demek ki Allah Azze ve Celle şeytanı ona uyup biz cehenneme düşelim diye yaratmadı şeytanı bir alanda hapsedelim, onunla mücadele edelim, kendi kabiliyet ve kaslarımızı geliştirelim diye yaratmış. Bütünü de hayırdır. Fakat bazılar su-i kesbiyle, su-i istimaliyle ateşten zarar görse ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi su ihtiyarıyla yemeğini pişiren ateşe elini soktu, ve o hizmetkarını kendine düşman etti. Ateş yemek pişirmek için, şeytan da insan pişirmek için. Dayanan pişecek, cennette lezzet alabilecek kabiliyetlerini geliştirecek. Az önceki örneği hatırlıyorsunuz değil mi? O elmas örneği ve kömür örneği çok önemli. Aynı ham maddeden, aynı karbon sayısından vurmuşlar ateşi. Bazıları dayanamamış, kül olmuş. Bazıları da ateşe dayanmış, kabiliyeti gelişmiş elmas olmuş, kul olmuş. Oradan bir avuç elmas çıksa belki yanacak tonlarca kömüre tercih edilir, ona bedeldir. Allah Allah. Bak şeytanın yaratılışındaki inceliklere lütfen dikkat edin. Buyur. Elhasıl hayrı kesir için şerri kalil kabul edilir. Bu ne demek biliyor musun? Yani ortada büyük bir hayır varsa küçük şerler ne olur? Kabul edilir yani. Şimdi zamanında köyde teyzenin bir tanesinin çocuğunu araba çarpmış. Demiş ki bu arabayı icat eden Allah belasını versin demiş. <laughs> Şimdi bu arabanın icat edilmesi kötü bir şey mi? Arabanın icat edilmesi kötü bir şey olsa devletler arabayı, otoyolları bu kadar masraf yapıp serbest etmezler. Demek teyzenin başına gelen ne? Cüz'i bir şer. Peki arabanın var olması ne? Külli bir hayır. Demek şeytan musallat olduğu için zaten tohum olan bazı tohumların gübre olması küçük bir şer. Çünkü para etmiyor. Ama bir tanesinin ağaç olup o torbalardan daha pahalı olması külli bir hayır oluyor. Şimdi Şemus, size geliyorlar ameliyata girmek için değil mi? Normalde sen keseceksin. Kesmen küçük bir şer oluyor mu? Küçük bir şer oluyor çünkü adamın canı acıyor, değil mi? Peki niye kesiyorsunuz? Külli bir hayır için. Eğer abi ben orayı kesmezsem sen ileride daha çok canın acıyacak diye. Allah Allah. Şimdi ben küçücük keseceksin diye. Ameliyatı terk etmediğim gibi şeytan da küçücük bir şerden dolayı bu büyük hayır ortadayken neden yaratıldı diye sorulması abestir. Buyurun devam edelim. Eğer şerri kalil olmamak için hayri kesiri intac eden bir şer terk edilse o vakit şerri kesir irtikab edilmiş olur. O teyzenin çocuğunu araba çarpmasın diye bütün arabaları piyasadan kaldırsak büyük şer olacak değil mi? Şerri kesir olacak. Örneklere dikkat edin bak çok güzel örnekler var. Üstad Hazretleri acayip örnekler vermiş evet. Cihada asker sevk etmekle elbette bazı cüz'i ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Oluyor değil mi? Yani 10-20 yıl birisi şehit oluyor, 10-20 yıl özlüyoruz onu. Bir özlem cüz'i bir şer sayılabiliyor belki. Veya ne oluyor? Ekonomiyi oraya harcıyorsun, ekonominin paranın bir kısmını vermişsin. Cüz'i bir şer oluyor. Şimdi insan diyebilir mi ya bu cüz'i şer için hiç askerler olmasın, komple bırakalım bakalım desek ne oluyor? Evet. Fakat o cihatta hayrı kesir var ki... Yani o savaşta, cihatta büyük bir hayır var ki, evet... İslam küffarın istilasından kurtulur. Eğer o şerri kalil için cihat terk edilse o vakit hayri kesir gittikten sonra şerri kesir gelir. Yani birilerinin cihada gidiyor burnu kanıyor. Biz de diyoruz ki aman burnu kanamasın komple cihatı askeri iptal edelim. Tamam burnu kanamadı ama bu sefer kelle gitti. Öyle mi? Şimdi bir insan küçücük bazı şerler için bu külli hayrı bırakır mı? Bırakmaz değil mi? Mümkün değil. Evet. O aynı zulümdür. Yine bir örnek daha veriyor, iyice kuvvetlensin diye. Çünkü mesele çok önemli. Önemli bir altyapı, evet. Hem mesela kangren olmuş ve kesilmesi lazım gelen bir parmağın kesilmesi hayırdır, iyidir. Halbuki zahiren bir şerdir. Parmak kesilmezse el kesilir, şerri kesir olur. Halil ben parmağımı vermem diyenin neyi gitti? Kolu gitti. Kola da yayıldı, kolumu da vermem diyenin kendisi gitti. Şimdi bu parmağın kesilmesi ufak bir şer. Ama senin komple kurtulman külli bir hayır. Şeytanın yaratılmasında bazıları kötü kullandığından küçük bir şer gibi gözüküyor. Ama cennetten lezzet alabilmenin tek yolu şeytanla mücadele olduğundan ortada külli bir hayır var. Allah Allah! Demek ki şeytan ateşi içimize girmezse bizler bu ayrıma maruz kalmazsak, kabiliyetlerimiz gelişmezse cennet diye ve cennetten lezzet diye bir kabiliyetinde gelişmesi söz konusu değil. Buyurun devam edelim. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netaici mühimme için halk olunmuşlardır. Şimdi burayı da çok iyi dinleyin. Meleklerle ilgili bir bahse giriyor. Evet. Mesela melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için terakkiyatları yoktur. Makamları sabittir, tebettül etmez. Bak şimdi insanın aklına şu da geliyor. Biz aldık bu soruları? Ya abi bizi yaratıyor da hiç böyle şerre kabiliyetimiz olmadan hep hayır işleyen şekilde yaratsa olmaz mıydı? E öylesini yaratmış zaten. Onun adı ne? Melek. Melek. Ama az önce bir şey demiştik. Birinin rakibi olmazsa kendisi de gelişmez. Melek terakki eder mi? Etmez. Neden? Bak çünkü melekle uğraşan bir şeytan yok. Şimdi mesela biz de şeytan uğraşıyor. Bazen günaha giriyoruz. Günaha girince bir dua ediyoruz. Ya Rabbim Rahim ismin gereği, Afif ismin gereği beni affet diyoruz. Ve Allah'ın iki tane esmasını ben tanıyorum bu sefer. Günah işlediğimden tanıyorum. Peki melek o iki esmayı biliyor mu? Bilmiyor. Çünkü makamı sabit. Allah Allah. Şimdi mesela günah işleyen bir tanesi Ya Rab günahlarımı ört diyor Allah'ın Settar ismine masar oluyor. Tanıyor Allah'ın Settar ismi var. Melek tanıyor mu? Tanımıyor. Niye günah işlemiyor? Şimdi ben acizlikten dolayı bazen bir karnım acıkıyor. Acizliğimi anlıyorum. Ya Rab bana nimet gönder diyorum Allah'ın Rezzak ismini tanıyorum. Melek tanıyor mu Allah'ın Rezzak ismini? Tanımıyor. Niye biliyor musun? Çünkü melek acıkmıyor. Hiç buz yememiş. Şimdi ben hasta oluyorum. Yatağa düşüyorum. Her yerim ağrıyor. Ya Rabbim diyorum, yardım et diyorum. Allah Azze ve Celle'nin şafi ismini tanıyorum. Melek tanıyor mu Allah'ın şafi ismini? Neden tanımıyor? Hasta olmuyor. Şimdi bak Allah makamı sabit, sürekli hayır üzere bir şey yaratmış mı? Yaratmış. Onun adı melek. Peki sürekli şer için çalışan bir şey yaratmış mı? Yaratmış. Onun adı şeytan. Peki ne hayır ne şer tanımayan bir şey yaratmış mı? Yaratmış. Onun adı affedersiniz hayvan. Demek ki bu üç saydığımın bir dördüncüsü lazım. Nedir o? Hem hayır hem de şerre kabiliyeti olan bir şey yaratması kaldı. Bak baştan alayım. Sadece hayır yarattı. Melek sadece şer yarattı. Şeytan. Ne hayır ne şer yarattı. Hayvan. Ne kaldı dördüncü? Hem hayır hem şer kabiliyeti olan bir şey yaratacaktı. O da insan oldu işte. İşte o insanın o hayra kabiliyeti de şeytan onunla uğraşmazsa terakki edip gelişmeyecek. Buyurun devam edelim. Keza hayvanatın dahi Şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir, nakıstır. Yani tavuk hep aynı yumurtayı verir değil mi? Ya bugün de bir çikolatalı yumurta vereyim demez değil mi Melih abi? Der ki benim dedem de böyle veriyordu, ben de böyle veriyorum der. Yani hiç bir terakki edeyim, bir inek ben de sütümü bugün şöyle sağdırayım, içi muzlu kremalı çıksın demez çünkü onlar da terakki yok. Kimde var terakki sadece? Sadece insanda var. Allah Allah. Ve o terakkiyle az önce bahsettiğimiz meleklerin üstüne çıkabiliyor biliyor musunuz? Buyurun. Alemi insaniyette ise merati bir terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Şimdi burada ufak bir şey daha anlatacağım. Burayı da anlarsak dersi tam anlarız. Bizde terakkinin mertebeleri ne kadar? Sınırsız. Şimdi bak bu sonsuzluk içerisinde bazen insanların aklına şu geliyor bak. İyi de abi. Tamam bazıları cennete gidiyor da çokları da cehenneme gidiyor bu hakikatleri duyup lakayt kalan insan sayısını bir hesaplasak milyar milyar insan var, var değil mi? Şimdi insan dese ki ya bu kadar insan da cehenneme gidiyor ama bu sayısal çokluğu nasıl hesaplayacaksın dese tek bir çaremiz var. Allah Azze ve Celle nazarı ilahisi nasıldır? Yani hangi pencereden bu hadiselere bakmaktadır? Buyurun birlikte bakalım. O bakış açısı için iki kelime öğreneceğiz. Kelimenin biri kemmiyet, sayı çokluğu demek. Diğer kelimemiz keyfiyet, kalite çokluğu demek. Şimdi ben size soruyu yönelteyim. Erkan, senin için sayı çokluğu mu önemlidir, kalite çokluğu mu önemlidir? Kalite, kalite çokluğu. Mesela sana 10 tane bisiklet mi versem istersin, bir Lamborghini mi versem istersin? Bir Lamborghini'yi satsan bisikletin fabrikasını bile alırsın. Demek ki Allah Azze ve Celle'deki o nazar kullarında da cüz'i şekilde mevcut. Size ton ton taş mı vereyim, bir avuç altın mı vereyim? Bir avuç altın ne demek biliyor musun? Allah Allah. Değil mi? Daha alırsın ona, daha alırsın. Şimdi baktığında demek bizim nazarımızda da sayı çokluğunun değil, kalitenin önemi var. Az önce bir tohum torbası vardı ya. Şimdi o tohum torbasında tohumların tamamı etse etse 100 lira eder dedik. O tohumların bir tanesini aldım, kabiliyetle geliştirdim. Çünkü toprağa attım, suyla buluşturdum. Yani şeytanla buluşturdum. O tohum koskocaman muz ağacı oldu, verdi 10-20 ton muz verdi. Hangisini istersin? Bin tane açmamış tohum mu? bir tane açmış muz ağacı mı? Bir tane muz ağacından o tohumun fabrikasını satın alırsın. Demek Allah azze ve celle'nin nazar ilahisinde insanlarda esmasının tohumları var. O tohumların açmamışları hiç önemli değil. Ama üstündeki esma tohumlarının tamamı sadece bir zatta açsa bütün dünyanın yaratılmasına ve diğer tohumların tamamının gübre olmasına bile değer. O yüzden koskocaman kainatı sadece Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam için yarattım diyor değil mi? Lebleka leblek lema halaktul eflak. Ey Habibim senin için felekleri, dünyaları yarattım diyor. Bak bak olayı görüyor musun? Yani Allah Azze ve Celle'nin her insanda esmasının tohumları var mı? Var. Her insanda o tohumlar açıyor mu? Hayır birçoğu gübre oluyor. Yani küfür üstüne ölüp gidiyor. Peki bir kulda o esma tohumlarının tamamı ağaç olsa onun için bütün yok olan tohumlar değer mi? Değer. İşte Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın tohumlarının belki de tamamı özellikle ve hususiyetle Miraç hadisesinde Sidretil Müntada Cibril Emin'i bile geride bırakarak devam etmiş, açmış, inkişaf etmiştir. Ve bir muzacı için binler tohum nasıl heba edilebilirse Efendimiz Aleyhisselam için de bütün kainatın yaratılması değer seviyededir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin nazar ilahisinde sayı çokluğunun önemi yoktur. Kalite çokluğunun önemi vardır. Ve bu yüzden bir yerde şu ibare geçmektedir. Allah'ın esma tohumlarının üstünde açmayan birisi için haşerat nevinden diye bir ifade geçmektedir. Ne demek biliyor musun bu? Şimdi bir böcek, böyle tuvalette yetişen pis bir böcek. Ne kadar kıymetlidir hiçbirimiz evimize alıp beslemeyiz bile. Ben girsem ya bunlar tuvalete dadanmış deyip 50'sini öldürsem, gelip 50 tane böcek öldürdüm desem eline sağlık dersiniz haşerat nevinden olduğu için. Ama desem ki ya bir tane güzel kedi var İran kedisi, tuttum öldürdüm desem dersiniz ki vahşi misin cani misin? Neden bir tane kediye kızdınız da 50 tane böceğe kızmadınız? Çünkü böcekte esma güzellikleri tezahür etmemişti ama kedide ise tezahür etmişti ve kedi keyfiyet cihetiyle kalite cihetiyle 50 tane böcekten daha üstündü. Bak şimdi, şimdi demek ki bizim o güzelliği yakalayabilmemiz için yani haşerat nevinden değil kusura bakmayın kedi gibi güzellikleri yakalayabilmemiz için Allah'ın esma tohumlarını ne yapmamız lazım Abdullah? Geliştirmemiz. Peki geliştirebilmek için oturduğum yerde olur mu? Olmaz. Ne lazım bana mücadele için? Şeytan lazım. Şimdi bak ben de sabır diye bir tohum var. Aynı tohum ve ağaç gibi düşünün. Bu tohum ne kadar gelişirse cennetten alacağım lezzet o kadar artacaktır. Şimdi bir sabır tohumu mesela şu yanımda bir insan olsa. Ben bu insanı şöyle sürekli dürtsem rahatsız olur değil mi cihat? Peki ben bu insanı sürekli dürtmezsem o insan rahatsız olup onun sabır kabiliyeti gelişir mi? mümkün değil. Demek ki sabrını sorlayacak bir şeytan lazım ki sabır tohumun ağaç olsun çiçek versin. Allah Allah. Şimdi Allah azze ve celle'nin cüt diye bir ismi var. Allah adı mutlak. Şimdi sonsuz cömert. Bende de bunun tohumu var mı? Var. Bu tohum nasıl gelişecek? Nasıl gelişecek biliyor musun? O cömertliği bir şekilde sen de yapacaksın gelişecek. Şimdi sporda kasoyla gelişiyor değil mi Mehmet? Mesela 3x8 sete gireceksin. En son kolun böyle acımış. Diyorsun ki üç tane daha basayım diyorsun. Tam yanıyor ya. Tam orada işte kas gelişiyor. Demek bu cömertlik tohumu nasıl gelişecek? Allah için infak ettim diyeceksin. 100 lira verdin. Tohum yanıyor mu? Ya hiç su bile değmemiş. Ya dedim bin lira daha atayım dedin. Tohum böyle biraz kıpırdamaya başladı. Su yaklaştı. Değil mi? Tuttun 2000 yaptın. Tohum böyle kımıl kımıl oldu. 5000'i bir koydun. Yangın yeri ortalık. Tohum orada ne oldu? Gelişti. Sen de o esmanın tecellisi açtı. Şimdi bizde adalet duygusu var mı? Var. Nereden geldi bu duygu? Allah'ın adil isminden, ismi adıldan geldi. Peki bu adalet duygusu nasıl gelişecek? Dişini sıkıp mümkün olan her noktada adil oldukça o tohumun çiçek açacak. Cennetten de o ölçüde lezzet alacaksın. E benim adaletimin gelişmesi için bir yerde adaletsizlik olması lazım. İşte o da şeytan. Anladınız mı olayı? Muazzam bir olay ya Allah Allah. Şimdi bende sevme kabiliyeti var mı? Var. E ben de sevme kabiliyeti varsa bir yerden gelmiş olması lazım. Nereden geldi? Allah Azze ve Celle'nin Vedud isminden geldi. Şimdi ben onu doğru bir şekilde, hikmetli bir şekilde sevgimi geliştirip, 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 geliştirip bütün insanlığı içine alabilirsem tohumdu sevme kabiliyetim, ağaç oldu ve cennetten o ölçüde lezzet alabileceğim. Allah Allah. Allah Azze ve Celle'nin Kuddüs ismi var. Bende de karşılığı ne var? Temizlik var. Demek ki ben ne kadar temizliğe ehemmiyet versem, değil mi? Tabi burada manevi temizlik de var. Nedir o? Tövbe. Ne kadar maddi manevi temizlik kabiliyetimi geliştirsem, benim çekirdek olan o kabiliyetim ağaç olacak ve ben cennette o ölçüde lezzet alacağım. Ama bunu geliştirmem için karşılığında kirlilik lazım. Günah lazım ki tövbe olsun, temizlik olsun. Bu kirlilik nereden gelecek? Şeytandan gelecek. Allah Allah. Şimdi cennetteki bütün lezzetlerin sebebi şeytan çıktı. Çünkü gelişim şeytandan. Sporda o ağırlığı kaldırmak nasıl hikmetsiz gelmiyorsa Burada da şeytanla müsabaka ve mücadele aynen öyle hikmetsiz değildir. Hatta ve hatta büyük külli bir hayır bunun altında vardır. Allah Allah. <laughs> Az önce Allah'ın birkaç esmasından örnek verdik. Allah'ın bütün esmasına muhatap lazım mı? Lazım mı İbrahim abi? Lazım. Peki Allah'ın isimleri sonsuz mu? Sonsuz. İsim sonsuzsa muhatabın da sonsuz olması lazım. Allah Allah. İyi de ya Rab sonsuz olacağız da hangimiz iyi, hangimiz kötü, hangimiz sana muhatap olabilecek kabiliyette nasıl anlaşılacak? İşte bizi cennetten alıp Allah o yüzden dünya toprağına ekti. Sonra suyla buluşturdu yani şeytanla buluşturdu. Kimileri kabiliyetlerini geliştirdi, ruhunun programını dışına çıkardı. Meyvedar bir ağaç oldu. Kimileri de toprak altında öldü, gübre olup gitti. İşte orada ağaç olanları Allah Azze ve Celle ayıklayacak. Ya cümleye dikkat edin. Sonsuzda zatına muhatap edecek bak. Şurada birisinin dayısı muhtar olsa 5 dakika oturayım diye 40 taklı atar, değil mi? Biraz daha büyütelim. O bölgenin idarecisinin huzuruna çıksan, değil mi? Valiye kaymakama çıksan, 5 dakika daha fazla kalayım diye yeni bir konu daha çıkarırsın ortaya niye? Çünkü makamda kalmak lezzet verir insana. Ya Allah Azze ve Celle bizzat zatına muhatap seçiyor seni. Ne kadar hem de sürene kadar. Sonsuz. Allah Allah. Allah Allah. Demek ki bizim dünya toprağına ekilmemizin sebebi Allah'ın zatına muhatap olmamız. Kim o esmanın tohumlarını ağaç yapsa o o kadar karlıdır. Peki bu iş için ne lazım? Şeytan lazım. Buyurun devam edelim. Nemrutlardan, firavunlardan tut, ta Sıddık'ın evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var. İşte kömür gibi olan ervahı safileyi, elmas gibi olan ervahı aliyeden temyiz ve tefrik için şeytanların hilkatiyle ve sırrı teklif ve basi enbiya ile bir meydanı imtihan ve tecrübe ve cihat ve müsabaka açılmış. Şimdi adam diyor ki ya ben kömür olarak yaratıldıysam benim suçum ne? Sen kömür olarak yaratılmadın arkadaş. Aynı karbon sayısında yaratıldınız siz. Daha sonra ateşle buluştunuz. Neydi o ateş? Şeytan ateşinde buluştunuz. O ateşle buluştuktan sonra kendi kullandığın cüz'i iradeyle sen kömür olduysan orada kabahat sana aittir. Çünkü Allah neden o şeytanı yaratıyor? Ya kim dayanacak? Elmas olup vitrine gelecek. Kim dayanamayacak? Kömür olup sobanın içine girecek. Allah Allah bak şimdi. Demek ki bu manayı anlayan biri şunu da anlar. Şeytan insanı bozmuyor. İnsanın tohumunda ne varsa onu içeri çıkarıyor. Suyla buluştuktan sonra tohumda muz varsa muz çıkıyor. Deve dikeni varsa deve dikeni çıkıyor. Demek ki şeytanla buluştuktan sonra tohumda hayır varsa gül bahçesi çıkıyor. Şer varsa haristan çıkıyor ortaya. Dikenlik çıkıyor. Allah Allah. Bir gün İstanbul'da oturuyoruz. Karadenizli iki arkadaş vardı. Trabzon Rizeli gibi. Bunlar oturdu. Hani o kuzeydeki bazı kapılar açıldı. Affedersiniz orada bazı şeylere meyledildi ya. Onu konuşuyorlardı aralarında. Ya o kapılar açıldı, Tayife-i Nisa çıktı, bizim insanımız bozuldu dedi ondan sonra. Birisi ne dedi biliyor musun? Hayır, hayır dedi. Onlar zaten bozuktu, kapı açılınca ortaya çıktı dedi. Demek şeytan insanı bozmuyor. İnsan zaten bozuktu, şeytan kapısı açılınca bozukluğu ortaya çıkıyor. Allah Allah, Allah Allah. Devam edelim mi? Eğer mücahade ve müsabaka olmasaydı... Madeni insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidatlar beraber kalacak. Belki elması bile kömür görüp sobanın içine atmaya çalışacaktı. Evet. Alay-ı Ebu Bekir Sıddık'ın ruhu, esfel Ebu Cehil'in ruhuyla bir seviyede kalacaktı. Yani sen şeytan olmasaydı, Ebu Cehil gibi bir tane naleti, belki Ebu Bekir gibi bile zannedebilecektin değil mi? Nasıl o ayrım ortaya çıktı? şeytan ateşiyle. Evet. Demek şeyatin ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil. Belki suyu istimalattan ve kesp denilen mübaşereti hususiye'den gelen şerler, çirkinlikler kesbi insana aittir. İcadı ilahiye ait değildir. Zannediliyor ki Allah azze ve celle şeytanı yarattı, birilerini de cehenneme atmak istedi. Bizzat böyle soruyorlar. Şimdi çok iyi anlamak zorundayız. Cennet ve cehennem amaç değildir. Yani Allah azze ve celle'nin bizzat amacı cennet cehennem mi? Hayır, hayır. Cennet ve cehennem ne biliyor musun? Biz temel gayemize giderken ki teşvik meselesinin adı cennet cehennemdir. Şimdi köyde çoban malını sürüsünü çekerken şöyle bir ot verir. Sürü gelir. Bazen de inat ederler. Ot çok cazibeli gelmez. Otun cazibesi Sürünün gelmesine yetmeyince hafif de şöyle değnekle vurur. İşte cennet ve cehennemdeki maksat budur. Olay ne biliyor musunuz? Allah Azze ve Celle kendi zatındaki güzellikleri bildirmek istedi. Hem kendisi görüp bizim anlayamayacağımız kutsi bir lezzet alıyor. Hem de bize gösterip bizim aldığımız lezzetten başka bir kutsi lezzet alıyor. Yani ressam hem yaptığı resimden kendi bir lezzet alıyor. Hem de resmi övenlerin övmesinden başka bir lezzet alıyor. Kainatın yaratılışının temel sebebi buydu. Ve bunun için bütün mevcudatı esmasıyla boyayıp güzelliklerini göstermek istedi. Ve ne yaptı? Nasıl böyle bende bir mana uyansa, manayı cümle kalıplarına döküyorum. Allah Azze ve Celle de o esmasını mevcudat kalıplarına döktü. Daha sonra şeytanı bu mücadelenin içerisine başrole koydu. Bazı gübreleri ve ağaç olacak tohumları ayırdı. Kendisine sonsuza muhatap seçti. Allah Allah, subhanallah. Nasıl büyük bir olay değil mi? Demek ki şeytan mutlaka bu senaryoda başrol olması gereken bir şeydi. Evet, durumlar böyle. Duayla bitirelim. Allah şeytana uydurması. <laughs> değil miyiz? Ben bu dersi yaptım bir gün de evladım dedi ya. Allah o şeytanlar razı olsun dedi biliyor musunuz? <laughs> Bak bir insan her şeysiz cennete belki gidebilir. Allah dilerse ama imansız almayacağım diyor. Bu dersler ne dersleri biliyor musun? İman, inanma, güvenme dersleri, Allah'ı bilme ve bildirme dersleri. Kainatın yaratılış amacı bu dersler. Şu an kainat dönüyorsa bu dersler uğra dönüyor yani. O yüzden meselenin ehemmiyetini anlamak lazım. Kırşehirli Mehmet'in bir ifadesi vardı. Bu risale Nur'daki dersleri dinlemeden önce şöyle zannediyordum dedi. Ama namaz kılsan iyi bir şeydir, kılmasan da aman kılma ne olacak zannediyordum dedi. Birçok insanlar bu iman derslerini böyle zannediyor. Aman biraz vakit ayırsak iyi bir şey. Vakit ayırmasak da ne olacak yani? İman dersini bilmemiş olabiliriz. Nasıl bir şey biliyor musun? Tohumlarının ağaç olmasının suyu bu iman dersleri. Ama diyorsan su vermeyeyim, gübre olsun, şeytan tasallut etsin diyorsan ona da diyeyim ki Allah akıl fikir versin. Evet. Subhaneke la ilmene illa ma illam entel kentel alimil ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Bu dünya toprağına düşmüşken bazı tohumların da meyveden olabilmesi için İstanbul fidanlığına yani oradaki açılacak hayalhaneme çok dua istiyor arkadaşlar. Hem onu eksik etmeyelim. Hem de diyorlar ki abi o güzel tohumlar bu toprağa gelsin. Aynı fidanlıkta omuz omuza hizmet edilsin diyorlar. O noktada da insanlar neler için memleketler değiştiriyor, neler için mücadeleler ediliyor. Bizim kardeşler de diyor ki neden hizmet için olmasın bu mücadele, bu terakki. O noktada da bol bol dua edelim diyelim ve bitirelim. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.